genç arkadaşlar var. Bir Lyons kulübünün güçlenmesi evvela çok iyi, sıkı, bağlı ve birbiriyle paralel, eşit değerde düşünebilen üyelere ihtiyaç var. Herkesin üye olacak diye bir şey yok ama bugün gördüm ki çok esaslı üyelerden teşekkür etmiş. Başkanı da tebrik ediyorum. Eski başkan Mübeccel Hanım da beni davet etmişti. O zaman kar yağdı, Silivri'den geri döndük. O da kusura bakmasın. Bugüne kısmetmiş. Şimdi Tekirdağ Lyons Kulübü'nün kurulma gecesi var. Düşünüyoruz, iyi de bir grup kurduk. Fabrikada ne kadar mühendis varsa hepsini kaydettik Lyons'a. Serkezköy, Malkara, Milas'a ve Çorlu'dan esaslı arkadaşlar hepsi geldiler, üye oldular. Ve hepsi iyi ve kaliteli gençler. Bunlarla iş yapmak çok kolay. Ama yer arıyoruz, böyle salonlar yok. Nerede yapacağız? Güzel bir yaz gecesi. Dediler ki Feraja tesisleri var eski adıyla. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Kumbağa Turistik Tesisleri. Kumbağa Turistik Tesisleri olmuş. Ondan sonra gittim orayla konuştum. Ama kapalı kısmı ufak. Biz oraya sığmayız. Çünkü Ekmekçioğlu iki otobüsle geleceğini söyledi bana. Söz verdi. Fatih Kulübü olduğu gibi 80 kişi gelecek. Ben 80 kişiyi hem misafir edeceğim hem yatıracağım. Ne yapalım? Ondan sonra dediler ki oteli komple tutalım. Tamam, tutuyoruz. Para sorunumuz yok. Çünkü çok değerli iş adamları var dünyamda. Hem de fabrikanın da gücü var. Onu da kullanıyorum, açık söyleyeyim onu. Ondan sonra kimle şu kadar ver dediğim zaman veriyor ya. Kumbağa tesislerinde yapmaya karar verdik. Ve dışarıda yapalım dedik. Dediler ki buranın bir rüzgarı vardır. Bir estiği zaman ne tabak kalır ne çanak kalır. Dedim ki ben inanıyorum içimden. O gece böyle duracak. Riske alıyorum dedim. Öbür türlü zaten içeride yapacağımız da burada. Dışarıya fabrikadan seferber ettik. Marangozları falan. Bir tahta pist kurduk. Ahmet Hamoğlu orada böyle villalarda kalıyor. Dedik ki Ahmet sen bir tane asoli senden. Villara vermeyeceğiz. Ama bu gece bizi şenlendireceksin. Medya Şen Sancakoğlu. Gençler belki ismini dahi duymamıştır ama o zamanın çok iyi bir sanatkarı. O geldi. Ve inanır mısınız şansımıza bir rüzgar çıktı. Eyvah dedim, mahvolacağız. Fakat iki saat sonra, saat beşte başladı. Bizim balo yapacağımız zaman böyle süt liman derler ki yaprak kımıldamıyor. Ve sabaha kadar dans ettik, biliyor musunuz? Gelenler o kadar memnun kaldılar ki. Ama bu arada şarap fabrikasıyla konuştum. Orada güzel rakılar, göbek rakıları, rahmetli Erman Tuna, etiketler bastırdık. Çünkü bir tane matbaacı var benim üyem. Bas. Böyle altın yıldızlı Lyons'un ablebiyle yapıştırdık onları. Ve 5 lira aldığımız şarapları, o zamanki parayla kaç paraysa, 3 misline kapış kapış gitti. Bütün İstanbul'daki kulüp başkanları beni arıyor. Ya ne biçim bir rakı o? Ne olur bize 10 koli yolla. Ve o zaman da bayağı kulübe büyük bir girdi oldu. Şimdi ben size aynı şeyi tavsiye edeceğim ama şarap fabrikasını kaçırdınız. Ama iyi şarap yapan yerler var. Aynı şeyi deneyebilirsiniz. Sonra işte Salat kapandı. Ben İstanbul'a gittim. Tekrar Fatih Kulübü'ne döndüm. Orada da tekrar başkan oldum. Böyle Lyons hayatım bu şekilde devam etti ve bugünlere geldik. Şimdi ben bir iki şeyde şey olarak söyleyeyim. Genel yönetmen, eski yönetmen de burada. Ben biraz vakıflara kızdım. Bugün de böbrek şeyinden geldiniz ama. Bu vakıfların hepsini geçen Taylan Karatuna'nın cenazesinde Çetin Yıldırım'a da bunu söyledi. Dedim ki, sayın genel yönetmen, sizler Lyons'u bu hale getirdiniz. Neden? Bu vakıfların kalp vakfını kim kurdu? Lyons.
Böbrek Vakfı'nı kim kurdu? Lyons. Göz Nurunu Koruma Vakfı'nı kim kurdu? Lyons. Lyons'un ismi geçmiyor orada. %5, %10 bir iskonto yapmakla Lyons üyelerine. Bu muydu? Siz vakıflara dört elle sarıldınız ama Lyons'u unuttunuz. Şimdi bunun tekrardan canlandırılıp o vakıfların tekrar Lyons'a güç katmaları, ağırlık vermelerini öneriyorum. Ama takdir artık genel kurullarındır. Onlar genel kurul kararını yapacaklardır. Benim söylemek istediğim bu kadar. Sizlerle beraber olduğum için, eski arkadaşlarımı, kardeşlerimi gördüğüm için bu gece çok mutlu oldum. Hepinize sonsuz teşekkürler ve saygılar sunarım. Teşekkür ederim.